psikiyatri deyince sadece çok ağır hastalıklar akla gelmemeli. Şizofreni gibi, bipolar bozukluk gibi çok ağır hastalıklar değil. Aynı zamanda biz her gün hepinizin karşılaştığı öfke kontrol sorunundan, strese bağlı bütün sıkıntılardan, uyku problemlerinden, yaşamayan yok gibidir neredeyse, yeme bozukluklarından, duygu durum bozukluklarından, depresyondan, kaygı, panik ataklardan, bunun yanı sıra ilişki problemlerinden, hepimizin hayatın içinde var olan güven, sevgi, korku, kaygı gibi duyguyla ilgili olan her şey neredeyse bizim uygulama alanımız içinde. İlla ki ağır vaka olması gerekmiyor. Bize danışanların, hastaların mutlaka gün içinde çözemediğimiz, baş etmekte güçlük çektiğimiz kayıp yas gibi normal hayatın içinde olan problemler de dahil neredeyse her şey bizim ilgi alanımızın içinde tabii. Günümüzdeki en büyük problem aslında ilişkilerin sürdürülememesi problemi. Hem başlarken insanlarda bir güven ve bağlanma kaygısı çok sıklıkla karşımıza geliyor. Son zamanlarda en çok karşılaştığım talepler ve problemler çözüme odaklandığımız zaman en çok bu sosyal medyanın etkisiyle insanların ilişki paternlerinin artık değişmiş olması, sağlıklı güvenli bağlanmanın olamıyor, yaşanamıyor olması ve bunların hem ilişkilere hem ailelere, çiftlere, aile içindeki bütün bireylere yayılan bir sorun odağı haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla ilişkiler sevgiden tutun, güven, kaygı, öfke, bütün bunların dile getirildiği ilk yer. Hepimiz için çekirdek bir toplum parçası. Dolayısıyla yaşanan bütün sorunlarda ailenin bütün bireylerinde hissedilmekte. İlişkilerdeki aslında bütün problemlerin kaynağında neredeyse iletişim sorunları var. Şimdi iletişim sorunu bir işin içine girdiği zaman bunun içinde çatışmalar var, yanlış anlaşılmalar var, doğru yere bakamamalar var. Aslında birbirini seven iki insan veya ailedeki birkaç üye hiç sorun yokken, sanki doğru düzgün bir problem yokken problem yaşamaya da başlıyorlar. Çünkü birbirlerini algılamakta sıkıntı yaşamaya başlıyorlar ve bakış açılarını değiştirmedikleri için, düzeltmedikleri için de iletişim problemleri giderek artmaya başlıyor. En büyük problem burada yaşanıyor diyebiliriz. Ailelerde ve çiftlerde bütün yanlışlık aslında burada başlıyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Karşı tarafı anlamadan, empati yapmadan, onun yaşadığı sorunları anlamaya çalışmadan ben merkezcil düşünme tarzı çok hakim. Dolayısıyla da karşımızdaki insanın yerine kendimizi koyamadığımız zaman sen bunu yapıyorsun, sen yanlış yapıyorsun şeklinde bir sen dili ortaya çıkmış oluyor. Bu sen dilinin ortaya çıkmasıyla zaten kişi bütün bakış açısını karşı tarafa suçlamaya vermiş oluyor. Bu sefer de ne oluyor? Bunun neticesinde karşı taraftaki ailenin diğer parçası, diğer üyesi kendini savunmaya geçiyor. Bu noktadan itibaren de artık çatışmalar kaçınılmaz noktaya gelmiş oluyor. Ve ilişkilerin en büyük sıkıntı yaratan noktası da aslında birbirimizi anlamaya çalışmak yerine birbirimizi suçlayıp kendimizi haklı çıkarmaya çalışmak noktasında yaşanıyor. Bu problem ne olursa olsun bakış açımız değişmediği sürece de çözülmesi imkansız hale geliyor. Dolayısıyla biz çözüm odaklı terapistler olarak bilişsel davranışçı terapi ve aile çift terapileri uyguluyorum ben. Kişiler arası ilişkilerde yaşanan bütün sorunlarda öncelikle bu odak noktamızı insanların birbirini doğru anlamasına, desteklerini bu anlamda birbirlerine güzel vermelerine odaklanıyoruz ve onların duygularıyla baş etmelerine, stresle nasıl mücadele edeceklerine odaklanmaya çalışıyoruz ve aynı noktaya farklı kişiler olsalar da aynı pencereye doğru bakmalarını, aynı yöne doğru bakmalarını sağlamaya çalışıyoruz ve iletişim problemlerinden diğer bütün aile veya çiftler arasındaki problemleri çözmeye odaklanıyoruz. Sosyal medya yeni bir takım rahatsızlıkları da gündemimize taşımaya başladı. Daha çok ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Şöyle ki sosyal medya kullanıcılarının çoğu kendini orada rahat hissettiği için sanal dünyada oradalar. Neden? Çünkü normalde gerçek hayatta ilişki kurmak için sosyalleşmek gerekiyor. Dolayısıyla orada bir kaygı verici durumla
bir başka insanla gerçek iletişim sağlarken ki kaygıyla baş etmek gerekiyor. Oysa ki çekingen dediğimiz daha kendine özgüveni düşük olan, sosyal fobisi olan, bir takım travmalarıyla baş etme güçlüğü olan insanlar kendilerinden çekindikleri özelliklerini kolaylıkla saklayabilecekleri bir mecra edinmiş oldular. Ve sosyal medyada bunun için çok güzel bir alan sağladı. Kendilerini farklı göstermeye o kadar alıştı ki insanlar. Şimdi onu tiye alan bir takım programlar, bir takım yayınlar da görmeye başladık artık. Öncelikle kendini mutlu gösteren bir poz verip daha sonrasında da gerçek hayatındaki yalnızlığıyla kendine acıyan insanlar çoğalmaya başladı. Yani kendine acıma duygusunu beraberinde getiriyor. Çünkü hayatın içinde her an mutluluk diye bir şey yok. Mutluluk hayatın şeyi değil, yani gerçek doğasında iniş çıkışlar olan bir durumdur. Hayatın içinde hem mutluluk var, hem zaman zaman üzüntüler var, kayıplar var, öfke var. Fakat biz zannediyoruz ki sosyal medyada herkes mutluluk pozları dağıtıyor. Yiyor, içiyor, geziyor, gülüyor, kankaları çok muhabbet dolu, her şey çok güzel. Ama hayatın içine baktığımızda böyle bir hayat yok. Dolayısıyla gerçekçi hayattan koparan bir dünyaya savrulan bir gençlik var aslında. Bizim gibi daha orta ve üstü yaş grubunda olan insanlar bundan bir nebze kendini koruyabiliyorlar, kurtarabiliyorlar. Çünkü gerçek ilişki kurmayı, mimik ve jestleri yaşayarak karşındaki insanla ilişki kurmayı bilen bir nesilden geliyoruz. Fakat bizden sonrakiler Y kuşağı, özellikle de Z kuşağı, 97 ve sonrası artık iş hayatına da atılmaya başladılar bu gençler. 20 yaş ve üstü olmaya başladılar. Onlarda bunu daha çok görüyoruz. Çünkü onlar bu sanal alemin içine doğdular ve tek yaptıkları birbirleriyle o sosyal medya aracılığıyla iletişmek. İletişmek diyorum buna çünkü kendi aralarında kullandıkları cümle bu. Dolayısıyla bu iletişim şekli onları aslında yalnızlaştırdı ve konuşmalarını geriletti. Hem kelime sayıları, kelime dağarcıkları çok azaldı. Şimdiki gençlerimizin ciddi bir sorun bu bana göre. Bir aile, anne olarak ben de bir kız çocuğu yetiştiriyorum ve bunun çok ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Okumayan, sadece izleyen, sadece cep telefonu ve işte diğer teknolojik aletlerle vakit geçiren bir nesil ortaya çıktı. Bu nesle artık dijital çağ nesli deniyor. Dijital insanlar deniliyor. Dijital nesil diye bakılıyor. Dolayısıyla onlarda bu mimik ve jestleri anlamakla ilgili de bir zorluk var. Yeni yeni rahatsızlıklar türüyor. Karşıdakinin duygusunu anlamak, empati kurmanın, göz göze iletişim kurmanın, göz göze temas sağlamak iletişimde ilk sırada gelen bir temel gerçektir. Dolayısıyla bunu yapamayan, karşıdakinin duygusunu anlayamayan insanlar olmaya başladılar. Çünkü tek bildikleri yazmak, bakmak, hazır olarak verileni kendilerine almak. Dolayısıyla hem bir eleştiri süzgecinden geçirmeden, filtrelemeden dünyayı algılıyorlar. Bir şekilde kendi duyarlılıkları var. Evet, çevreye duyarlılıkları bu neslin daha fazla, çok daha fazla insani değerleri var. Onları da görüyoruz ama bir yandan da insan ilişkilerinde daha sığlar. Dolayısıyla bu sosyal anksiyete dediğimiz ya da diğer kaygıların ürünü olan, diğer kaygıların ürünü ve sonucunda getirdiği rahatsızlıklar bu nesille beraber hem ilişkilerde hem bireysel olarak bu kişilerde daha çok görülmeye başladı ve yaygınlaşan bir durum bu. İnsanlar sosyal medyada daha çok vakit geçirmeye başladıkları için, kendi yalnızlıklarına, kendi duygularına bir çözüm aradıkları için, duygudaş aradıkları için ya da sorunlarının çözümünü sosyal medyada aradıkları için çözümlerini, insanlarda bu bir süre sonra tabii ki oradan gelen bir takım yanıtlar, işte beğenmeler, onun dışında yapılan yorumlar, gerçek dışı bile olsa insanlarda bir haz duygusuna neden olduğu için bağımlılığın da temelini oluşturuyor. Bağımlılık temelde baktığınız zaman beynimizdeki haz merkezinin aşırı derecede uyarılmasıyla ilgili bir durum. Ve şimdi sosyal medyadan alınan her bir like, her bir beğenme, her bir güzel yorum sizin daha fazla orada vakit geçirmenize, daha çok paylaşım yapmanıza, like alan türde paylaşımlar yapmanıza neden oluyor. Bu tıpkı sigara gibi ya da alkol gibi ya da başka psikostimülan, psikoaktif maddeler gibi, bu illegal maddelerin yaptığı etkiler gibi beyinde yüksek bir haz ateşlenmesi durumu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla da tekrarlanması için pekiştireç işlevini görüyor.
Ve bu bağımlılık böylece ortaya çıkmış oluyor. Şimdi sosyal medyada ve internetin genelinde diyelim, sadece sosyal medya değil ama teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı insanların zamanını çok götürmeye başladı. Bugün en son günlerde okuduğum bir araştırmaya göre Türkiye'de insanların günde 7 saatini internette, bunun büyük kısmı da tabii sosyal medyada geçirdikleri saptanmış. Dünya genelinde ortalama 6 bu, 6 saat. Türkiye dünyanın genelinden daha fazla miktarda bunu geçmiş bulunuyor. Bu çok büyük bir tehlike. Neden büyük bir tehlike? Bir kere bütün tehlikelere açık bir genç profilimiz var bizim. Genç insanımız var. Ergenleri kastediyorum burada. Çocuk, ergen ve daha genç kuşaktaki çalışanlar, işte bu Z kuşağı dediğimiz grup. Onların çok ciddi dünya ile ilgili deneyimsizliklerinden faydalanılabilecek bir durum ve tehlike söz konusu. İnternetten gelen her şeyi açıklar. Bunlarla ilgili mutlaka uzman görüşü alınması, özellikle psikiyatristlerin, bu konuda çalışan psikiyatristlerden ve uzman klinik psikologlardan, eğer yeterli deneyimi ve yeterince bu konuyla ilgili bir eğitimi varsa, onlarla mutlaka destekleyici psikoterapilerle bu işin çözümünün olduğunu bilmelerini ve işin ehli olan kişilerle bu sorunların üstesinden gelmesi için bir an önce, vakit kaybedilmeden başvurulmasının gerektiğini söylemek istiyorum. Dolayısıyla insanların bağımlılığı olması, evet, sorunun bir parçası ama bunun devamının gelmesi, sürekli hale gelmesini engellemek için mutlaka bir uzmandan yardım istenmesi önemli diye düşünüyorum. Sosyal medyada geçirilen veya internette geçirilen zamanın üretim zamanı olmasına dikkat etmek belki bir çözüm olabilir. Bu nasıl olabilir? İşte orada kendi yaptığınız bir takım, kendi ürettiğiniz projeleri paylaşabilirsiniz. Kendi yaptığınız resimleri paylaşabilirsiniz, şiirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir üretim alanı olarak bunları paylaşabilirsiniz. Bu güzel bir şeydir. İnternetin iyi amaçla kullanılmasıdır. Eğer çocuğunuz, eşiniz veya yakınınızdaki aile bireyleri çok fazla sosyal medyada, internette zaman geçiriyorlarsa, bunun için akşamları aile muhabbet saatleri konulabilir. Ben onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birbirimize vakit ayırmadığımız sürece kendi sorunlarımızı başka insanlarda, hiç tanımadığımız mecralarda arayacağımız kesin. Dolayısıyla birbirimize ayıracağımız mutlaka akşamları 1-2 saat vakit olmalı ve o saatlerde telefonun kapatılması kuralı getirilmeli. Bu önemli bir şeydir. Eğer bunu yapamıyorsa insanlar, yalnız yaşayan insanlar da çoğunlukta artık günümüz insanı, çalışmak için veya kimsesi olmadığı için büyük şehirlerde özellikle yalnız yaşayan insanlar da var. Bununla ilgili hem aplikasyonlar var hem de hatırlatmalar kendilerine koyabilirler ki gerçekten doğaya, gerçek arkadaşlarına, sosyal bir takım aktivitelere yönelsinler ve kendilerini bu sanal alemden, sanal dünyadan, mimik, jest ve gerçek sözlerin, işitemediğimiz bir mecradan uzaklaşmamız bizi daha sağlıklı bireyler yapacak.